Hani o iktisat kongresinde asıl ekonomik bağımsızlıktır siyasi bağımsızlığın teminatı dendiğinde, başarılamamış olanın, sekteye uğratılmış olanın, emperyalizmin Türkiye'nin üzerine çullandığı o dönemin bugün intikamı alınıyor. Bu zatlar da kimin tarafında olduklarını bir kere net olarak biz saptıyoruz da onlar da o maskelerini indirsinler ya da gerçeklerle yüzleşsinler ya da bir an evvel Türkiye'nin safına dönsünler. O iktisat kongresinde Atatürk'e rüşvetçi diyen adama söz söyleyemeyenler şimdi kalkmışlar bize köprüyle soğan tartışması yaptırmaya çalışıyorlar. O gün o salonda kaç tane acaba Atatürk rozetçisi vardı, sırt rozeti olan? Yani bu böyle rozet Atatürkçülüğüyle falan olacak iş değil. Gördük işte listeleri. O açıdan çok net olarak Türkiye tam bağımsızlık mücadelesi içindedir. Helin Hanım, Türkiye'nin tam bağımsızlık mücadelesinin hasmı kimdir? Soru budur. Her şeyi adıyla çağırmak gerekir. O hasım emperyalizmdir. Ve emperyalizmi adına ağzına almaktan çekinen siyasetçiden çekinin. Bu topraklar korkakların toprağı olamaz. Çok mutluyum. AK Parti'nin beyannamesinde çok güzel bir analiz var ve atıf var. Emperyalizme de emperyalizm denmiş. Tehdidin nereden geldiği tarif edilmiş. Biz terör örgütleriyle mücadele ediyoruz ama arkalarındaki asıl emperyalist güçlerle savaşıyoruz. Yalan mı? Yaşadığımız bu değil mi? Burada neredesiniz? Bu mücadelede var mısınız? Bunların hiçbirini göremiyorsunuz. O açıdan ben işin esasıyla ilgiliyim. Evet. Yaşar Hocam şunu da sorayım. Şimdi terör örgütleri demişken Mansur Yavaş da Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte seçim gezilerine katılıyor ediyor. Dün Ankara'daydı. Orada bir açılıştı sanırım. Yaptığı konuşmada onun da bir terör vurgusu vardı. Şimdi o da dikkat çekici. Net bir şekilde söylüyoruz. Kandil'i de başlarına yıkarız. Kandil'e de karşıyız. PKK'ya da karşıyız. Açık açık söylüyoruz. Bizleri onlarla korkutamazsınız. Halkımızı da kandıramazsınız diyor. İşte burada Hüdapar'a bir vurgusu var, eleştirisi var. AK Parti'ye bir eleştirisi var Mansur Yavaş'ın. Şimdi Mansur Yavaş da bir anlamda belli ki milliyetçi kesime burada. Kendisi de zaten o köklerden geldiği için sesleniyor. Bu politikayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani anladığım kadarıyla benim şu an bu seçim meeting alanlarından Mansur Yavaş milliyetçi kesime zaten bekleniyordu ama açıktan bir PKK karşıtlığı üzerinden bir seslenişi var. Ama bir diğer yandan Kemal Kılıçdaroğlu'na HDP desteğini açıkladı. Peki bu nasıl bir dengeye oturabilir mi? Bir denge sağlanabilir mi sizce? Öyle bir denge falan olamaz. İşin gerçeği ortadadır. Bu bir maskeli balodur. Herkes bir şekilde iyi polis kötü polis rolünü üstlenmiş. Sürgüt devam ediyor. Bu işte asıl kırılma noktası nedir? İşin resmi yanı nedir? Bunu ben sürekli hatırlatıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetimi bir şeye hayır dedi. Hatırlatalım. Mehmetçik dedi ki ben terörü kaynağında vurmaya devam ediyorum. Bu emperyalist kirli pis oyunu bozmak için. Irak'ta ve Suriye'de. Bu mücadelemi sürdürüyorum. Süreli bir şey bu. Gazi Meclisi'nde süren bitti, yetki istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi ne dedi? Hayır dedi. Bu yetkiyi vermiyorum sana. Başka kim dedi? Bir de HDP dedi. Bazen bu sözcüleriyle bir araya geldiğimizde bize diyorlar ki ya terörle mücadele bir devlet politikasıdır. Kılıçdaroğlu da elbette bunu yapmaya devam edecektir. Terör politikasıdır devlet, devlet terörle mücadele. Peki tezkereye hayır oy vermek devlet politikası mıdır? Bu temel bir kırılma nokta. Kimin politikasıdır? PKK-HDP politikasıdır. Çok açık. Ve o zaman HDP'nin sözcüleri demiştiler ki Cumhuriyet Halk Partisi'ne seslenerek birlikte yol yürüyeceksek bunun ilk sınavı tezkereye hayır oyu vermektir. Bu çok açık bir şekilde bu kirli, pis, emperyalist oyunun parçası olmaktır. Bu ülkenin Çanakkale ruhuna sımsıkı sarılmış, onun paydaşı olmuş, bu ülkenin asli unsuru olan, bu Türkiye'nin kıymetli yiğit Kürtleri bu oyunu bozmak zorundadır, bozacaktır. Onlar Amerika'nın Kürdü olamaz. Onlar emperyalizmin Kürdü olamaz. Bu çok açık. Dolayısıyla bu ayrımı net koyalım. Mansur Yavaş demiş ki Kandil'i başlarına yıkarız. Sen hangi yetkiyle yapacaksın bunu? Cumhurbaşkanı sen mi olacaksın? Cumhurbaşkanı yardımcısı atanacağın kesin mi? Birine bunu söyle, diğerine ya empati yapalım Helin Hanım ya. Sürekli Kandil'den kafalarını çıkaramayan o emperyalizmin terör ağları habire siyasi açıklamalar yapıyorlar. İşte yani
Cumhur İttifakı'na saldırıyorlar, AK Parti'ye saldırıyorlar, MHP'ye saldırıyorlar, Kılıçdaroğlu'nu övüyorlar, umutlanıyorlar, bütün bunları söylüyorlar. Yani bir hevesleri var değil mi? Onların heveslerini kursakta bırakacak olan Mansur Yavaş'ın o cümlesi değil. Kimin cümlesi? Sayın Kılıçdaroğlu'nun. Yarından tezi yok şunu söylese. Sadece onlara değil, FETÖ'ye de. FETÖ, PKK, PYD. Sizi bir sevinç içerisinde görüyorum. Ben aday oldum ve iktidara geliyorum diye bir seviniyorsunuz. Sakın sevinmeyin. Benden bir şey beklemeyin. Sizinle mücadelenin katmerlisini ben yapacağım. FETÖ, sen bütün sosyalist enternasyonel üyesi ülkelerin olduğu yerlerdesin. Ev sahipliği yapıyorsun. Bütün o partilerle temas kuracağım. Bugüne kadar yapmadım ama şimdi yapacağım. Onlara ev sahipliği yapılmasın, sizlere ev sahipliği yapılmasın için uğraşacağım. Siz demokrasi düşmanısınız. Dese, bu kirli bir emperyalist oyundur. PKK, YPG bunun bir maşasıdır. Onun siyasi yapısı, HDP'yi de çekip çıkartmak istiyorum buradan. Onları cesaretlendiriyorum. Diyarbakır anneleri kadar cesur olun diyorum. Partinin yönetimini buradan koparmaya çalışıyorum dese. Ne olur? Bence oyu da artar. Peki. Ve bu iş sonlanır. Bunu niye yapamaz? Bunu niye yapamaz? Demek ki bir heves var. Demek ki bu konuda ortaklık var.